Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün günlerden çarşamba. Siyaset Arenası programı ile karşınızdayız. İki haftadır bu programımızı yapmıyorduk. Biz bu programda gazeteci kardeşim Umut Yaygır'la birlikte gündemi değerlendiriyoruz. İki haftadan bu yana Tarım Masası programında konuklarımız oluyordu. Bundan sonra yine konuklar almaya tabii devam edeceğiz. Umut'la birlikte dedik ki bir gündemi değerlendirelim. Ne var evet. Ne yok. Ereğli'nin sorunlarına ya da Ereğli'de yaşanılan gelişmelerden kıymetli takipçilerimizi habersiz bırakmamak adına böyle bir programı yaptık. Dışarıda güzel bir kar yağışı ve biz buradayız, karşınızdayız. Sosyal medya hesaplarımızdan yayındayız ve inşallah sizleri de bekliyoruz diyelim. Umut hoş geldin. Hoş bulduk değerli Özcan, teşekkür ediyorum. Senin de ifade ettiğin gibi rahmet ayındayız. Hem manevi iklimde 3 aylar vesilesiyle rahmet ayındayız. Hı hı. Hem de kışın getirdiği böyle eski kışlar yaşadığımız bir rahmet ayını yaşıyoruz. Malumunuz bu üçüncü seferdir yoğun kar yağışıyla Ereğli'miz, ülkemiz, İç Anadolu'muz, Konya'mız ciddi manada tarımsal faaliyetlerin yürütülebilmesi adına değer kazanıyor. Bu anlamda da hepimiz mutluyuz ve sevinçliyiz. Çünkü çiftçilerimizin yüzü güldüğü vakit hepimizin yüzü güler diyoruz. Ve bu rahmet ayında hem manevi anlamdaki rahmet ayında hem de bu kar yağışıyla birlikte yaşadığımız rahmet ayından herkese hayırlı akşamlar dileyelim ve iyi yayınlar dileyelim. Evet, değerli izleyenler, önemli konular var. Umut Yaygır ile tartışacağız, konuşacağız. Gerçekten de insanların, vatandaşın memleket için, memleketin kaderi için bilmesi gereken konular. Bunları ara ara biz gündeme getiriyoruz. Biz de ekrana taşıyoruz. İnsanlar bazen çok şaşırıyorlar. Yapma ya, bu da mı oldu şeklinde. Yani geri dönüşler öyle. Şimdi biz bu memlekette yaşayan insanlar olarak hizmet bekleriz. Memleketin kaderi için yapılması gereken en iyisinin yapılması için yöneticiler çaba gösterirler. Biz de medya mensupları olarak onlara destek veririz. Ancak görüyoruz ki böyle bir çaba yok. Tamamen farklı algılar var. Tamamen farklı işler var. Biz de yaşanılan bu farklı işlere göz yummuyoruz. Bunları ekranlara getirmeye, sizlerle paylaşmaya, haber yapmaya devam ediyoruz. Bu programda aslında böyle program olacak. Hani Umut, ben şundan bir başlamak istiyorum. Evet. Memleketin kaderi diyoruz. Yetimin hakkı diyoruz. Şimdi vatandaş merak etmesin. Ya hayırdır? Ne diyorsunuz? Yani söylemiş olduğunuz konular öyle basit bir konu değil. Çünkü şöyle bakıyorsunuz. İçinde bulunmuş olduğumuz ekonomik durumu bir yana koyuyorsunuz. Bir yandan memleketin kaderi diyorsunuz ki biz seninle, ekip arkadaşlarımızla birlikte Erhan Bey, işte Eray Bey, Yiğit Bey. Biz ne yapıyoruz? Memleketin kaderini bütün menfaatlerimizin önüne koyduk. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi dilersen bu konuyla bir başlayalım. Ereğli'nin kaderi, evet. Yetim hakkı. Yani şöyle baktığımız zaman hakikaten olmaması gereken şeyler oluyor. Hı hı, doğru. Şimdi tabii ki atalarımız kul kaderini yaşar diye boşuna söylemiyorlar. Ve yine tabii ki biraz işin manevi boyutuyla gidiyor gibi olacak ama biraz da bizler Müslümanlar olarak işin manevi boyutunu da düşünerek ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere nasıl hak ederseniz o şekilde yönetilirsiniz deniliyor. Şimdi değerli Özcan, bir memleketin kaderi insanların gelecekteki nesillerinin hayatlarını idame ettirebilmeleri adına çok önemli süzgeçlerden geçmeli. Tabii ki kader bir yere kadar ama kazayı da elden bırakmamak lazım. Kader Rabbimizin yazmış olduğu bir yoldur ama kul o yolu yürürken düşeceği yanlışlar kazaya
uğraması anlamına gelir. Bizler burada tabii ki kazayla kaderi karıştırmamakla mükellefiz. Biraz daha açacak olursak tabii hep yerel seçimlerden, efendime söyleyeyim, genel seçimlerden, bizleri yönetmeye çalışan isimlerden sürekli dem vurarak yayınlarımızı yürütüyoruz ki bizim işimiz bu. İfade ettiğin gibi de bizler gazeteciler olarak seçilmişlerin şehirlerine, yönettikleri şehirlere hizmetleri getirebilmeleri adına yaşadıkları problemleri ya da yaşattıkları problemleri kamuoyuna aktarmakla görevli kimseleriz. Bu anlamda da görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerden biriyiz diyelim. Kurum olarak ifade ediyorum ben bunu. Tabii son dönemde Ereğli kaderi açısından yaşamaması gereken birçok olay yaşadı. Tabii ki bu yaşanılan olaylarda toplumun tüm bireylerinin olduğu gibi bizlerin de sivil toplum kuruluşlarının da kamu kurum ve kuruluşlarında herkesin bir etkisi vardır elbet ama etki tepki prensibi gibi düşünecek olursak etki her zaman tepkiyi doğurur. Bu anlamda da iyi yönetilemediğimizin, yerel manada iyi yönetilemediğimizin, efendime söyleyeyim, hizmetlerin yerel anlamda vatandaşa ulaştırılması noktasında ciddi aksaklıklar ve aksamalar yaşadığımızın en bariz örneğini bugün görüyoruz. En basit şekliyle bu şekilde ifade edilebilir. Tabii ki her seferinde ele aldığınız bir belediye var, bir belediye başkanı var diye serzenişte bulunanlar olabilir ama bizler yerel gazeteciyiz. Bizler tabii ki ülke gündemiyle de ilgilenmemiz gerekir ama bizler burada asıl etkilendiğimiz kurumları ele alırsak herkes bulunduğu ilçede, ilde, kasabada, köyde adını ne koyarsanız koyun etkisini aldığı, etkisini gördüğü erklerle, güçlerle bir yol yürürse sıkıntıları görürse ya da artıları eksileri şöyle bir hesaba mizana koyarsa ülkenin bütününe giden sorunların çözümü noktasında ciddi anlamda bir rol oynarlar diye kanaatteyim. Bu anlamda da vatandaşlarımız belki bazı kesimler kızabilir. Ya oturuyorsunuz kalkıyorsunuz belediye Ereğli Belediyesi Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu diyebilirler ama şu anda baktığımız zaman yerel siyasete yön veren yerel hizmetlerin gelmesi noktasında etkin bir isim olan Hüseyin Obrukçu ama yerel manada bu hizmetlerin gelmesi noktasındaki aksaklıklardan dolayı da hepimiz üzgünüz maalesef ki. Tabii birileri çıkarken huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğim derken bugün bakıyoruz ki ne huzur kalmış, ne mutluluk kalmış, efendime söyleyeyim ne de insanlarda Ereğli'nin geleceğine dair bir ümit kalmış, bir heyecan kalmış. İnsanlar Ereğli deyince bugün neyi konuşuyor? Hem Ereğli gündeminde hem Konya gündeminde ulusal manada çıkan haberlerin neticelerine baktığımızda ise ülke gündeminde bugün Anadolu'nun parlayan yıldızı Ereğli değil maalesef ki adı yolsuzluğa, ihale noktasındaki sıkıntılara, efendime söyleyeyim Ereğli'nin parasının, tüy bitmedik yetimin parasının hoyratça harcanıldığı bir Ereğli tablosunu görüyor ve bunu konuşuyor. Maalesef ki bu da bizi bu şehrin ekmeğini yiyen, bu şehrin havasını teneffüs eden ve bu şehirde karnı doyan insanlar olarak bizleri mutsuz ediyor, mutsuz etmeye de devam edecek görünüyor. Evet. Şimdi değerli izleyenler, bu programda büyük iddialar var. Aslında bu iddialardan ziyade bu soruları soracağız. Sorularınıza baktık ki yanıt alamadık. Bunları tek tek haberleştireceğiz, bunu ifade edelim. Tabii biz sürekli Ereğli'deki birçok ihalenin Adanalı firmalara gittiğini çok çok iyi biliyoruz. Evet, Adanalı evet. firmaların Ereğli'ye gelip işte iş yeri açıp da Ereğli Belediyesi'nden bir takım ihaleler aldığını biliyoruz. Şimdi şöyle elimdeki ihalelere bir bakıyorum, notlara bir bakıyorum, bunlara geçeceğim ama sevgili Umut, şimdi sürekli dışarıdayız. Kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Evet. Oda seçimleri var. Bu oda seçimlerine sanki karışan bir belediye başkanı olduğu söyleniyor. Bakın özetle ifade ediyorum. Mesela örneğin de vereyim. Şoförler Odası seçimlerinde başkan adayı Ali Sağlam'ı desteklediği söyleniyordu Hüseyin Obrukçu'nun.
Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde ise başkan adayı Fahrettin Uçak'ı desteklediği ifade ediliyor. İşte bir yandan ne oldu? Yalçın Bozkır mevcut başkan tekrar kazandı. Büyük bir fark attı. Hatta dün de bir açıklama yaptı. Sağlam geldik, sağlam fark attık diye. Şimdi Yalçın Bozkır'ın da organize sanayi bölgesi karşısında yapmayı planladığı güzel projeleri var. Bu projeye geleceğim. Diğer yandan da Adana yolu üzerinde eski yöresel ürün merkezi, yani kamyon garajının olduğu yerle ilgili olarak belediye ile şu an mahkemelik. Şimdi dilersen bu konuyu bir açalım, buralara kadar gelelim. Bir belediye başkanı, hani iddiaya göre, kamuoyunda konuşulduğuna göre neden odaların seçimlerinde istediği kişiyi destekler? Yani alttan destek verir. Evet, öncelikle tabii ki bir isimden bahsettin. Geçtiğimiz hafta sonu Şoförler Odası, ki Ereğli'nin ekonomisi anlamda, nakliyecilik anlamında ciddi bir kesime hitap eden Ereğli Şoförler Odamızın bir başkanlık seçimi söz konusuydu. Burada da yarışan iki birbirinden değerli isim vardı. Ben buradan seçimlerin mağlubu olarak görünen Ali Sağlam Başkan'a da, efendime söyleyeyim, galibi görünen Yalçın Başkan'a da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Birisine efendime söyleyeyim hizmet yolunda girdiği kervanda başarılar diliyorum. Birisine de ticari anlamda başarılar diliyorum. Her ikisi de değerli bir isim. Her ikisi de Ereğli'mize hizmet etmek için yarışa girmiş isim ve tabii ki seçimin bir kazananı bir de kaybeden olacaktır. Burada kazanan isim Yalçın Başkan oldu. Onu tebrik ediyoruz. Ali Sağlam Başkan'a da başarılar diliyoruz. O da çok değerli bir isimdir kendisi. Şimdi tabii burada bir belediye başkanının isimler önemli değil. Kimi desteklediği, desteklemediği, bu manada isimler es geçelim. Ama tabii ki toplumun tüm kesimlerinin oyunu alarak göreve gelen ve her ne kadar şehri emin sıfatına efendime söyleyeyim düçar olsa da belediye başkanları, bunu Ereğli'de göremiyoruz şehri emin olarak, ama her ne kadar buna düçar olsa da bir şehri emin sıfatını taşıyan ismin bir odanın efendime söyleyeyim seçimine karışması kadar antidemokratik bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki bu hoş karşılanacak bir şey değil. Çünkü bir belediye başkanı ya da belediye başkan adayı seçimlerinde toplumun her kesimine hitap edecek şekilde oy istemekle mükelleftir ki kazanması açısından da bu önemli bir unsurdur. Bu manada da tabii ki son dönemdeki oda seçimlerinde, meslek odaları seçiminde Sayın Hüseyin Obrukçu'nun oda seçimlerine müdahil olma noktasında bir takım girişimcilerinin olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Tabii ki bu bir belediye başkanına yakışmaz. Hoş da karşılanacak bir şey değil. Bu anlamda da hatırlarsınız, bundan önceki günlerde bir paylaşımda bulunmuştum. Bir belediye başkanı hangi adaya, efendime söyleyeyim, belediyenin imkanlarıyla şov yapma imkanı sağlıyor demiştim. Tabii bunu hatırlamayan ya da bilmeyen, duymayan seyircilerimize şöyle açıklayayım. Malumunuz ilk kar yağdı dönemde Ereğli Yeni Sanayi Sitesi'nde biliyorsunuz karla ilgili ciddi esnafın sıkıntıları vardı. Bununla ilgili olarak da ekip arkadaşlarımız olarak sizler bir röportaj gerçekleştiniz ve akabinde hemen belediye başkanı yanına da mevcut şu andaki oda başkanı Arif Demirbaş ve desteklediği adayı, halef selef meselesi, desteklediği adayı alarak o adayın da kepçenin üzerine çıkıp böyle bir gövde gösterisi yapması, önde belediye başkanının yürümesi tabii ki sanayi esnafı açısından da diğer bu odaya destek veren ya da bu odanın üyeleri olan esnaflar açısından da ciddi bir tepkiye neden olmuştu ve biz de bu tepkiyi sosyal medya hesaplarımızdan haber yaparak duyurmuştuk. Adı A olur, B olur, C olur. İsmi, yöresi, etnik kimliği ne olduğu hiç önemli değil. Efendime söyleyeyim, hangi meslek odasına hitap ettiği ya da hangi meslek odası adına yarıştığı hiç önemli değil. Burada doğru olan bir belediye başkanının
efendime söyleyeyim, şehri emin sıfatını taşıyan insanların meslek odaları seçimlerine müdahil olmamasıdır ve bu anlamda hiçbir kesimi üzmemesidir. Tabii ki şimdi yaptığı onlarca yanlışı olan bir insandan fazlasını beklemek de abesle iştigal olur ama biz yine de buradan Sayın Başkan'a ifade edelim. Buradan baktığımız zaman tablo hiç hoş görünmüyor. Yani görüyoruz ki de zararı da dokunuyor. Yani oda seçimlerine giden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize de zararı dokunuyor ki sonuçlar böyle maalesef. Ben buradan biraz daha adil bir seçim olması için siyasi idarenin de, siyasi iradenin de ve seçilmişlerin de bu oda başkanlığı seçimlerine müdahil olmamalarını tavsiye ediyorum. Peki madeni eşya odasındaki durumu biraz açalım. Fahrettin Uçak Bey mevcut başkan Arif Demirbaş'ın yönetiminde olan biriydi. Arif Demirbaş işte geçen sene bir açıklama yaparak yeni sanayi sitesinin TOKİ tarafından yapılmasının esnaf için büyük bir maliyet evet. getireceğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu toplantıda ise dedi ki biz dedi işte kooperatif aracıyla TOKİ yapsın dedi. Esnaf için en uygunu bu dedi. Bir de Şubat ayının başında kazıkları çakacağız dedi. Henüz ortada bir kazık yok. Ya şimdi tabii ki atıyoruz yalanı. İnanan inansın. İnanmayan inanmasın. Yani bunun tabii ki bizler de o gün inandık yani bir seçilmiş oda başkanı görevini devretmenin hemen öncesinde, seçimler öncesinde bir açıklama yapıyorsa bunun bir sağlam bir zemini olduğu kanaatini taşıdık bizler de. Yani ondan yani başka kimsenin haberi yoktu tabii ki yani zaten. bir söz almadan, efendime söyleyeyim bir teminat almadan böyle bir açıklama yapılamayacağını düşünerek biz de sevinmiştik. İyi yani bir gelişme var Ereğli adına diye düşündük ama şimdi bakıyorsunuz siyasi anlamda hiç kimsenin haberi yok. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Araştırıyorsunuz büyükşehir anlamında Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir tahsisi ya da projeyle ilgili hayata geçmesi noktasında herhangi bir adım yok. Bakıyorsunuz bakanlık boyutunda araştırmaya giriyorsunuz. Sadece bir talimat verilmiş yer tahsisi yapılsın gibicesine. Bununla ilgili bir ön fizibilite çalışmasının devam ettiğini duyuyorsunuz. Ama kazık nerede? Yani şimdi birileri veriyor ellerine kazığı, çakıyoruz deyin diyor, çakıyoruz. Ama sonuç, işte hemen Şubat ayının başında kazın çakıldığını, tabelanın dikildiğini görecektik ama hiçbir sonuç yok. Yahu deyin ki seçimlerin hemen sonrasında bu kazık çakılacak. Yani atıyorsak da şöyle biraz ölçülü atalım, insanları biraz daha şöyle inanmaya, gayret, inandırmaya gayret edelim atacaksak da. Yani bu umut avcılığı iyi bir şey değildir ama atıyorsak da biraz ölçülü atalım birader diyor ya o anlamda. Şimdi bakıyoruz ki yeni sanayi sitesiyle alakalı ortada fol yok, yumurta yok. Arif Başkan çıkıyor işte kazığı çakıyoruz. Şu oluyor bu oluyor. Halef selef biliyorsunuz birbirlerini destekliyorlar. Ya tabii ki burası tartışılacak konu. Bir kere kesin olarak bir şeyler ortaya gelmediği sürece bu konuları konuşmak insanlara zarar verir. Hem bununla ilgili olarak beklentileri olan insanlara hem de kişisel olarak sizin yürütmüş olduğunuz politikaya zarar verir. Şimdi zarar verme meselesine gelecek olursak bir de biliyorsunuz bu yeni sanayi sitesiyle alakalı bir süreç, uzunca bir süreç var. Ben öyle zannediyorum ki bu yeni sanayi sitesiyle ilgili adımlar geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde bitecekti. Yani en azından prosedürleri tamamlanıp TOKİ'ye devredilip efendim buranın en azından bugün bir temel atma, bugünlerde temel atma merasimini görme şansımız olabilirdi. Ama maalesef ki birilerinin heva ve hevesleri uğruna hizmet etmeye çalışmak maalesef Ereğli'nin esnafına, yeni sanayi sitesi esnafına en büyük zararı verdi. Kesin olarak bir şeyler ortaya gelmediği sürece bu konuları konuşmak insanlara zarar verir. Hem bununla ilgili olarak beklentileri olan insanlara hem de kişisel olarak sizin yürütmüş olduğunuz politikaya zarar verir.
Şimdi zarar verme meselesine gelecek olursak, bir de biliyorsunuz bu yeni sanayi sitesiyle alakalı bir süreç, uzunca bir süreç var. Ben öyle zannediyorum ki bu yeni sanayi sitesiyle ilgili adımlar geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde bitecekti. Yani en azından prosedürleri tamamlanıp TOKİ'ye devredilip efendim buranın en azından bugün bir temel atma, bugünlerde temel atma merasimini görme şansımız olabilirdi. Ama maalesef ki birilerinin heva ve hevesleri uğruna hizmet etmeye çalışmak maalesef Ereğli'nin esnafına, yeni sanayi sitesi esnafına en büyük zararı verdi. Bu zarar da geldiğimiz nokta itibariyle her geçen gün ileriye doğru, bir ileriye, daha ileriye, ertelene gidiyor değerli hocam. Burada yapılması gereken şuydu. O dönemin ve halen ilçe başkanı olan Sayın Zübeyir Dursun'un, yine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendinin ve yine o dönemde Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili olan bakanımızın buradaki yapmış olduğu görüşmelerde burayı TOKİ'ye devredilmesi noktasında ciddi adımlar olmuştu. Ama maalesef ki birileri bu TOKİ deneymiş, burayı ben yaparım dercesine ifadeleri kullanarak süreci bu tarafa getirdi. Şimdi zarar verme noktasında ben şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası şu anda mevcut başkanın selefi olan Fahrettin Uçak Beyefendinin, yine sanayi esnaflarından değerli bir kardeşimiz, efendime söyleyeyim, Tarık Koca Türk Bey'in, yine Recep Akturan Bey'in geri çekildiği noktasında bilgiler var ama kendisi bir açıklama yapmadı. Evet, geri çekildiğiyle yani alakalı olarak. Yani birlikte poz veriyor Fahrettin Uçak'ta, herhalde geri çekildi. Recep Bey'in adaylığı ve yine odanın yıllardır çalışanı Hamdi Bey'in adaylığıyla devam ediyor. Şimdi ben burada 3 adayı şöyle bırakıp diğerlerini şöyle bırakmak istiyorum. Burada biliyorsunuz Fahrettin Uçak, efendime söyleyeyim, Sayın Başkan'ın yönetiminde ve başkan vekili olan bir isim ve hala mevcut başkanla yoluna devam eden, ziyaretlerine devam eden isim. Burada Sayın Başkan'ın, Arif Başkan, kendisi değer verdiğimiz önemli isimlerden birisidir ama seçim süreci maalesef ki bu TOKİ meselesi, sanayi sitesinin yapılmasıyla ilgili yıpranmış bir isim. Burada Fahrettin Uçak Bey'e zarar veriyor. Bu anlamda ben bunu ifade edeyim. Yani birlikte gezmeleri çok hoş karşılanmıyor. Seçimlere bu aksi yönde etkileyebilir diyorum. Yine Hamdi Bey tabii ki değerli bir isim. Yine Tarık Bey değerli isim. Recep Bey değerli bir isim. Abdullah Yıldırım Beyefendi yine çok değerli bir isimdir. Kendisi yıllarca oda başkanlığı yapmış isimdir. Şöyle baktığımız zaman burada da şöyle çekişmeli bir seçimin olacağı kanaatindeyim ama ben şu gidişata göre Fahrettin Bey'in maalesef eksiğe gittiğini görür gibiyim. Çünkü mevcut başkanla yola devam ediyor olması ve bu yeni sanayi sitesiyle alakalı olarak bir takım söylentilerin hala yer bulamaması, sağlam bir zemine oturamaması ya eksi yönde ona yansıyacak diye düşünüyorum. Şimdi Umut, yeni sanayi konusu tamam, adaylar tek tek sıraladın. Önemli bir konu var bununla ilgili olarak. Yani bu yeni sanayi meselesinin nasıl sürüncemede bırakıldığıyla alakalı. Mesela biz takip ediyorduk işte o dönem, yaklaşık 2-3 yıl önce AK Parti Konya Milletvekili Sayın Halilet Yemez yeni sanayinin kurulması noktasında büyük mücadele verdi. İşte Madeni Eşya Oda Başkanı Arif Demirbaş ve yönetim kurulu üyelerini bildiğin üzere Ankara'ya çağırdı. Yine burada evet, bakanlık ve TOKİ yetkilileriyle görüştürdü. Ancak o heyetin Ereğli'ye döndüğü gün organize sanayi bölgesinin karşısındaki o arazi sürülmeye başlandı. Evet. Bu ne demek oluyor? Şimdi tabii burada ifade ettiğimiz gibi değerli hocam, burada işte yine geleceğimiz bir nokta var. Dedim ya, şu anda birilerine hizmet eden bir politika anlayışı içinde devam eden oda yönetimi var. Yani kimse darılmasın, gücenmesin. Tabii bu anlamda hükümetin yapacağı projeleri gölgelemek isteyen ve hükümetin
Ereğli insana kazandıracağı hizmetleri bertaraf etmeye çalışan ve adına da huzur şehri Ereğli kuracağım diyen birileri var. Bu anlamda dediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi bölge milletvekili Halil Etemez'in ciddi anlamda girişimleri oldu. Tek bu konuda değil. Yani görüyoruz, Ereğli ile ilgili söz konusu olan her ne varsa hayata geçmesi adına önderlik yapan bir isim, elini taşın altına koyan bir isim. Ama tabii arkasını döndüğünde bu tür olaylara maruz kalan bir Ereğli var. Yaptıklarıyla hayata geçirdikleri bir olmayan bir takım güruh var. Tabii bu eksi yansıyor. Siz Ankara'ya kadar gideceksiniz, ilgili birimlerle görüşeceksiniz, geleceksiniz, bir yerden düğmeye basılacak, o tahsis edilecek alanlar tarım arazisi olacak diye sürülecek. Peki, tarım arazisi olacak başka hiçbir yer yoktu yani. Şimdi Ereğli'nin kaderiyle oynamanın ne anlamı var? Bir sanayici esnafını görüyorsunuz işte Değerli Özcan. Yeni sanayi sitesinin durumu şu anda içler acısı durumda. Onu geçin, Ereğli'nin içindeki eski sanayi sitesi kaldırılmak için çok uğraşılan bir durum. Bu artık sanayilerin şehirlerin bünyesinden kopup biraz daha şehirlerin dışında yerleşke halinde olması, o şehrin gelişebilmesi adına çok önem arz ediyor. Bu anlamda da yürütülen, efendime söyleyeyim, iş ve işlemlere birilerinin çomak sokması, huzur şehri Ereğli'yi kuracağım diye çomak sokması, bugün Ereğli'ye maalesef onun aklıyla yürüyenleri bu hale getiriyor. Bir de organize sanayi bölgesinin hemen karşı tarafında Şoförler Odası Başkanı sevgili Yalçın Bozkır'ın büyük bir projesi var. Hani buradan nereye geçeceğim hemen ifade edeyim. Sevgili Yalçın Bozkır o bölgeye YDM'in otoparkın içinde bulunduğu kamyon garajı, yine açık otopazları ve burada bir 606 metrekarelik bir sosyal tesis kazandırmayı planlanıyor. İşte 20 adet dükkan olacak bölgede. 250 galerici esnafı burada 65 adet galeri dükkanıyla hizmet verecek. Yani demek istiyorum ki Yalçın Bozkır'ın organize sanayi bölgesi karşısında bu büyük projesi var. Bu büyük projenin önüne geçmek adına da çalışmalar yürütülüyor olabilir mi? Mesela şimdi, şoförler odasında diğer aday bu sebeple desteklenmiş olabilir mi? Ya şimdi şunu söyleyeyim, diyorum ya, yani baştan beri dilim damağım kurudu. Yani yıllardan beri 2-3 yıldır bu konunun üzerine hassasiyetle durmaya çalışıyoruz. Huzuru bozarak elde edemezsiniz, sağlayamazsınız, tesis edemezsiniz. Huzuru, insanların huzurlu olabilmesini önce etrafınıza huzur saçarak vermeniz gerekir. İkili kavgaya ben yaptım oldu mantığıyla değil, biz yapalım, biz yaptık oldu mantığıyla ilerlediğiniz zaman o şehri huzur şehri yaparsınız. Kaldı ki Ereğli huzursuz bir şehir de değildi yani, hoş. Ama daha huzurlu bir şehir yapacağım derseniz anlarsınız. Bir adam gelip bir memlekete huzur şehri yapacağım diyorsa, ben biraz daha artık bundan sonra şöyle, tabii ki o seçim döneminde yanlış, efendime söyleyeyim, yayın yaptığımızı da kabul edelim. Yani yanlışa gittiğimizi, bazı bir takım olayların onların ifade etmesiyle yanlış şekilde aktarıldığını burada ifade edelim. Yani buradaki hatamızı kabul edelim. Ama ben bundan sonraki süreçte Özcan, bana bir ders oldu. Bir insan ben bu şehri huzur şehri yapacağım diyorsa, ben ona şöyle bir şüpheyle yaklaşırım. Huzur şehri yapacağım diyeceğinden korkacaksın. Geleceğim nokta da şu. Diyorum ya, Yalçın Bozkır, seversiniz sevmezsiniz, bugün Şoförler Odası'nı seçiminde 303 oy fark ile yeniden başkanlığa seçilmiş bir isim. Yani Şoförler Odası'nın tarihine bakın, seçim tarihine bakın, oylar 15, 28, 10, 30, 50, ama 303 oyla yeniden göreve gelmiş bir başkan. Şoförler Odası'nın eski halini, yeni halini gözler önüne koyalım. Bırakın onu, gelir gelmez işte Özkan Özgüven Bey döneminde bir kamyon garajının Ereğli'ye kazandırılması söz konusuydu. Ve bununla ilgili ciddi adımlar atıldı. Orada çalışmalar başlatıldı. Kamyoncu esnafının şöyle girebileceği, dinlenebileceği hoş bir mekan kurulmaya çalışıldı. Hop, Sayın Obrukçu geldi, çalışanın önüne bent oldu. Huzur şehrini kurdu, gördük. Yalçın Başkan'la kavga etti. Yalçın Başkan'la kavga etmedi. Orada hizmet alacak şoför esnafıyla kavga etti. Onları durdurmaya çalıştı. Yani orada
Yalçın Başkan'ın efendime söyleyeyim ya da şoförler odasının ne gibi bir efendime söyleyeyim menfaati olabilir? Ama orası şoförler odasında kalsaydı birilerinin menfaati kesilecekti. Bu anlamda orayla uğraşıldı. Bugün bakıyorsunuz yeni sanayi sitesinin ya da Yalçın Başkan'ın büyük şehirden tahsisini yaptırdı. Yerle ilgili de problemler oluşturmaya çalışan bir zihniyet var. Huzuru böyle sağlayamayız. Huzuru kavgayla sağlayamayız. Huzuru barışçıl bir şekilde, herkesi kucaklayıcı bir şekilde, herkesin elini sıkıcı bir şekilde sağlayabiliriz. Bu şekilde huzursuzluk Ereğli'de devam eder. Çok silahlar patlamaya devam eder. Bunları gördük. Ereğli tarihinde huzuru oluşturacağım diyenlerin silahlar patlattığını gördük maalesef ki. Huzuru böyle sağlayamazsınız. Ötekileştirerek, ayrıştırarak, insanları birbirine düşman ederek, insanların ekmekleriyle oynayarak huzuru sağlayamazsınız, tesis edemezsiniz. Maalesef huzursuzluk, huzursuzluğu doğuracaktır ve insanlar birbirine girecektir. Bu ciddi anlamda toplumun huzurunu, refahını ciddi anlamda tehlikeye sokacak unsurlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde senle işte adı lazım değil bir kişiye gittik. Bir yatırım yapmak istediğini söyledi. Organize sanayi bölgesinde Evet. ancak mevcut organize sanayi yönetiminin yer yok dediğini ifade etti. Biz belki yaklaşık işte 1 yıldır, 1,5 yıldır bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz. Ya Allah aşkınıza çıkın bir kere de bir açıklama yapın. Lan siz böyle böyle söylüyorsunuz ama işin aslı öyle değildir diye. Ben şunu çok merak ediyorum. Organize sanayide, organize yönetiminde bulunan kişilerin üzerinde kaç arsa var ya da organize bölgesinde gerçekten yatırım yapmak isteyen arsa yok mu? Ya bir çıkın bir açıklama yapın diyoruz ama bir ses seda yok. Sen ne diyorsun bununla ilgili? Arı kovanına çomak soktuğu zaman bir şekilde arılar seni sokar. Yani hepsi sokamazsa da birileri sokar, gelir, ararlar. Efendime söyleyeyim niye uğraşıyorsunuz derler. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz derler. Araştırırsınız o isimlerin de üzerinde arsalar çıkar. Şimdi hani dünya lideri diyoruz Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki kendisi de Covid'le mücadele ediyor bu dönemde. Kendisine de buradan sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim. Diyor ya dünya beşten büyüktür diye Özcan. Ben bu ismi önemsiyorum. Ben de diyorum ki Ereğli beşten büyüktür. Ereğli halkı beşten büyüktür. Bu beş kim? Böyle devam edecek olsa bu beş ismi de açıklayacağız yani. Artık Ereğli'de beş tane bir isim var. Beş tane isim. Nereye kafanızı çevirseniz, efendime söyleyeyim, nerede yağlı ballı çörek, efendime söyleyeyim, su ister yürek diyor ya, tam böyle kıvamını buldukları böyle kazanacaklar yer var, oraya çöreklenirler. Bu beş isim. Anlatabildim mi? Ya Allah aşkına, senin de ifade ettiğin gibi burada girişimci bir kardeşimiz. Ereğli'nin sütünün efendime söyleyeyim üretilmesi noktasında, mamule dönüşmesi noktasında ciddi bir yatırım yapacak bir isim. Anlatabildim mi? Yahu bu adamı siz kazanmanız gerekirken neden arsa yok dersiniz? Ben anlam veremiyorum. Hayret ediyorum. Ya üzerinize aldığınız, boşta duruttuğunuz efendime söyleyeyim arsalardan bir tanesini ya oradan da rantınız sağlanmasın kardeşim. Oradan da bir geliriniz varsa kesilsin. Kazanan bu kez Ereğli olsun ya. Ereğli'nin bir başka evladı olsun. Orada çalışacak insanları düşünün. Orada istihdam edilecek insanları düşünün. Orada evine ekmek götürecek insanları düşünün ya. Adama arsa yok diyorlar. Var arsa. Çıkarsınlar masaya. Kimin üzerinde kaç tane arsa var? Çıkarsınlar. Ya bu efendim söyleyeyim organize sanayi bölgesinin bir kanunu yok mu? Bu arsalarla ilgili bir işleyiş yok mu? Adama veriyorsun arsayı. Adam ekonomik durumdan dolayı, ülkenin içinde bulunduğu zor efendim söyleyeyim krizden dolayı yatırımını yapamamış. Gel diye çağırıyorsun adamı. Şurayı bir devret bakalım diyorsun. Bu adama bunu yapıyorsun. Kendin üzerindeki arsalar ne olacak? Ereğli bundan kaybediyor Özcan. Bak. Şurası hemen yakınımızda. Hemen yakınımızda 70 kilometre ilerimizde Bora gidelim. Bora. Ereğli'nin bir değerini kaybettik biliyor musun? Ereğli'nin bir değerini kaybettik. Akgüç gibi bir firma. Ereğli'nin ismini yaptığı işle, ekonomiye katkısıyla Türkiye'ye duyuran, Türkiye'yi de bırakın dünyaya duyuran bir isim.
Ak güçler gidin bor organize sanayisine nasıl bir yatırım yapmışlar? Bor organize sanayisi adamlara öyle imkanlar sağlamış ki yatırımcıyı kaçırmamak adına akıllara zarar. Biz burada ne yapıyoruz? Keyfimize göre. Yağlı, ballı birisi denk gelecek. Kafamıza göre vereceğiz her sayı. Ucundan kıyısından da bir şey olursa ne ala. Bir Ama de şunu unutmasınlar. Bu Ereğli'nin insanı 5'ten büyüktür. Böyle giderse o 5'i de açıklayacağız yakında. geçen günlerde bir yerde bir sohbet ortamı oldum. Bir kişi dedi ki ya dedi ticaret odasında da hani KOSGEB o kadar çok KOSGEB imkanı var ki bizim neden bunlardan haberimiz olmuyor? Hani eğer haberimiz olsaydı belki bir yararlanmak gibi bir imkanımız olurdu şeklinde bir serzenişte bulundu. Aslında şöyle bir bakıyorum, bir yönde doğru. Şu an ticaret odası ne tür destekler veriyor ya da KOSGEB aracıyla iş kurmak isteyenlere ne tür destekler veriliyor? Bunlardan insanların tam olarak haberi yok. Bırakın insanların, medya mensuplarının bile haberi yok. Yani bu konuda bizi bilgilendirmedikleri için ya da işte diyelim ki bize gelmezler, başka bir merci üzerinden açıklama yapmadıkları için de bundan da bir bilgimiz yok. Eğer bu konuda da hani şöyle bir insanların kafalarındaki soru işaretlerini bir silerseniz, bir giderirseniz gerçekten memnun kalacağız. Şimdi organize sanayi bölgesi dedik. Geçtiğimiz günlerde bir haber yaptık Umut. Hani hep diyoruz ya hangi taşın altına baksak hep bir alengerli işler var. Organize sanayi bölgesinin hemen karşı tarafında bir yöresel ürün merkezi adı altında bir bina yapıldı. Binaya bakıyorsunuz, ilk yapıldığında kaçak olarak yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk önce biz haber de yaptık geçtiğimiz günlerde ve Sayın Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu diyor ki bu bina diyor işte hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılmıştır diyor. Yani şaşırıyoruz ya. Kaçağa göçe müsaade etmem Obrukçu, yani müsaade etmem diyen Sayın Hüseyin Obrukçu hazine arazisi üzerine kaçak bina yapıyor. Evet. Bu nasıl bir iş bilmiyorum vallahi, Şimdi anlamamak elde değil ya. değerli hocam, imam bilmem ne varsa cemaat bilmem ne varmış diye bir atasözü var ya. Şimdi mesele ona gelecek. Siz burada insanlara efendime söyleyeyim işini geciktiriyorsunuz ruhsatlar noktasında. Adam oraya çivi dahi çaksa basıyorsunuz cezayı, çakıyorsunuz Çok cezayı. ilginç ama Ama gerçekten ilginç. gidiyorsunuz oraya bir yerden hiçbir yerden izin almadan, müsaade almadan oraya bir bina yapıyorsunuz. Yapılsın. Yapılanın kötüsü olmaz. Ereğli hizmet için yapılan her şeyin altına imzamızı atarız. Güzeldir. Ama mesele şu. Kaçağa efendime söyleyeyim izin vermem. Şunu yapmam, bunu yapmam. Ama her şeyi el altından ben gerçekleştiririm. Yani bununla ilgili olarak bir takım bazı konular da var. Bağış adı altında alınan paralar ve bazı imarla ilgili sıkıntılarla göz yumarak ruhsat vermeler var. Siz burada hakkı, hukuku, efendim söyleyeyim Ereğli'nin menfaatlerini savunan basın mensuplarının iş yerini ruhsat talebi olmasına rağmen, başvurusu olmasına rağmen, eksi olmamasına rağmen vermezken, iş yerini mühürlerken sırf doğruyu söylüyorlar diye, bize yaltaklık, çanakçılık yapmıyorlar diye bunu yaparken öbür taraftan adamdan bağışı aldık, efendim söyleyeyim ruhsatını verelim. Yani bu ne hakka sığar, ne hukuka sığar, ne insanlığa sığar. Maalesef bu tür olaylara geleceğini notların arasında var biliyorum ama bu tür imardaki sıkıntılar da Ereğli'nin kanayan yarası değerli hocam. Evet. Müteahhitler noktasında, müteahhitler bu Ereğli ekonomisinin bel kemikleri değerli hocam. Bak şimdi Ereğli'de sayısı belki 80'i 100'ü bulan müteahhit var. Ereğli'de efendime söyleyeyim inşaat yapıyor. Ereğli'de istihdam sağlıyor. Ve Ereğli ekonomisinin şu anda ben öyle tahmin ediyorum ki %40'a yakını bu inşaattaki alanlarda istihdam edilen insanların kazançlarıyla dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ama bir bakıyorsunuz müteahhitler arasında efendime söyleyeyim ciddi uçurum farklar var. Birisinin dosyalası efendime söyleyeyim birisinin projesi bir haftada jet hızıyla geçiyor. Birisine bakıyorsunuz eften püsten efendime söyleyeyim kaşının üzerinde gözüm var, gözünün üzerinde kaşım var hesabı. Böyle sudan sebeplerle geri çevir,
çıkışını yap, yeniden dilekçeyle girsin, süreci uzatıyorsunuz. Yani burada hiçbir müteahhit ne siyasi görüşü yüzünden, efendim söyleyeyim, ne ideolojisi yüzünden, ne hayata bakış açısı yüzünden ötekileştirilmemeli. Herkese eşit davranılmalı. Herkese eşit bir mesafede hizmet verilmeli. Dedim ya, imar şu anda Ereğli'nin, Ereğli Belediyesi'nin imarı kanayan yarası. Bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Evet. Buraya çomak sokulmalı mı? Sokulmalı. Buradaki sıkıntılar nasıl giderilir? Bizler konuştukça giderilir. Ben buradan açık yüreklilikle söylüyorum. Burayla ilgili sıkıntısı olan her kim varsa, ismi bizde gizli kalma koşuluyla her türlü belgesini, bilgisini paylaşmaya hazırız. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Birisi 300 bin lira verecek, alacak iş yeri açma ruhsatını çalıştıracak. Efendime söyleyeyim, birisi de burada doğrular söylüyor diye işte sağda solda, orada burada faaliyetlerine devam edecek. Ama ne olursa olsun kimse de kimseyi susturamayacak. Hayat devam edecek. Çok gerçekten büyük iddialar var Umut. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Hı hı. Yani bilmiyorum. Bak mesela dediğin gibi Konya yolu üzerinde bulunan bir iş yerine kaçak yapı olmasına yapıldı. Rağmen evet, kaçak yapıya göz yumuldu ve iş yerinin binlerce lira para verdiği ve sonrasında bu iş yerine ruhsat verildiği şeklinde ya işin iddia ilginç var. Yanı, işin ilginç yanı bu Özen, aslında var ya, yani tabii ki bağış yapmak insanların özgür iradesidir. Sen de ben de bir başka vatandaşımız da gönlümüzün razı olduğu şekilde, gönlümüzden koparcasına derler ya, gönlümüzden koptuğunca bağışta bulunabiliriz. Ama şöyle öyle şeyler duyuyoruz ki, işitiyoruz ki, izliyoruz ki, özellikle altını çiziyorum, izliyoruz ki efendime söyleyeyim, bu zorla bağış bir Ereğli'de şey olmuş, sektör olmuş Ereğli Belediyesi'nde. Yani adama deniliyor ki, şu projen mi var kardeşim? Var. Sen 300 lira verirsen, 500 lira verirsen, 1 milyon verirsen tamam, projene geçiririz. Ama bu zorlaya gidiyor yani. Adam gönlünden vermiyor bunu. Tabii bu da ciddi anlamda ele alınması gereken konu. Bununla ilgili biliyorsunuz bir takım iddiaların da ötesinde kanıtlar var. Bunlar yeri geldiğinde, zamanı gelinde illaki konuşulacaktır. Ben buradan sesleniyorum. Bu yayın efendime söyleyeyim, Cumhuriyet savcılarımız açısından bir suç duyurusu niteliği taşıyorsa, bununla ilgili bilgi, belge, görüntü vermeye de ben hazırım. Bununla ilgili insanların efendime söyleyeyim zorla bu bağış adı altında şeylere sokulduğu aşikar. Bununla ilgili de her türlü elimizden geleni yapmaya hazırız. Değerli izleyenler, şimdi elimde görmüş olduğunuz kitapçık Ereğli Belediyesi tarafından basılan bir kitapçık. 2022 yılı performans programı yani. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz hafta bu kitapçığın içerisinde yer alan bir konu benim çok çok dikkatim çekti. Umut kardeşime aktardım. Sonuç itibariyle bir haber yaptık. Şimdi Umut, detaylı bilgiyi sen ver ama orada 800 adet kanatlı hayvana Ereğli Belediyesi'nin 500 bin lira vereceği yazıyordu. Böyle baktım Umut, dedim ben mi yanlış görüyorum yoksa bu kanatlı hayvanın bir tanesi 625 liraya mı denk geliyor? 800 adet kanatlı hayvan 500 bin lira, bir çelişki var. Hani sonrasında bu konu Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu'ya soruluyor tabii. İnsanlar da merak ediyorlar. Bazı siyasiler tarafından soruluyor. Ve Obrukçu herhalde kitapçığa bu rakamın yanlış yazıldığını söylemiş. Şimdi bu kitapçıkta yer alan o kısımdaki işte 800 adet kanatlı hayvana 500 bin lira verilmesi olayını biz gündeme taşımasaydık bu değiştirilecek miydi? Ya da şu anda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu değiştirilecek mi? Yoksa unutturulup gidilecek mi? Şimdi bu kitapçığın içerisinde bu yazıyor. O gün biz haber yaptığımızda da işte belediyeye yakın bazı kişiler bir paylaşımda bulunuyorlar. Diyorlar ki Ereğli Belediyesi 250 bin adet
civciv dağıtacak. O birbirinden farklı, bağımsız diyorlar. Şeyler. İkisi zaten birbirinden çok çok onun farklı. Onun ihalesi yapıldı zaten. Evet, o ayrı bir konu. 1 milyon 50 bin mi öyle bir şey, öyle bir rakama ihalesi yapıldı. Şimdi ona lafımız sözümüz yok. Sizin kendi projeniz olabilir. Amenna eyvallah. Biz zaten 250 bin adet civciv dağıtacağınızı Kasım ayında mı, Aralık ayında mı ne, kamuoyuna, evet, kamuoyuna duyurmuştuk. Herkesten önce de duyuran bizdik ama bu kitapçığın içerisinde hala 71. sayfada da var. Benim dediğim konu 71. sayfa. Evet. 71. sayfada burada bu kitapçıkta diyor ki Ereğli Belediyesi diyor 800 tane hayvana 500 bin lira vermeyi öngörmüştür diyor. Kanatlı hayvan diyor. Tabi orada civciv falan olduğu da ifade edilmiyor. Kanatlı hayvan deyince bir tek civciv yok. Kaz var, hindi var. Deve kuşu bile var. Belki deve kuştur, bilmiyorum. Ne diyorsun? Şimdi değerli hocam, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hayırlı olsun. Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Obrukçu altın yumurtlayan tavuk dağıtacak. Benim anladığım kadarıyla bu yani. Şimdi yanlış yazıldığını ifade etmiş. Fiyata baktığımız zaman herhalde bu muhtemelen gram altın falan yumurtlayacak bu tavuk. Ya bak, başka kurtarmıyor çünkü değerli hocam. Yani gram altın yumurtlayan tavuklarımız, hayırlı olsun. Belediye Başkanımıza da buradan ben teşekkür ediyorum. Yani bu iyiliği Ereğli'ye yaptığı için. İşin esprisini bir tarafa bırakalım. Ağlanacak halimize gülüyoruz derler ya. Gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani şu 2019 31 Mart seçimlerinden sonra bir 6 ayı geriye bırakalım, boş verelim. Yaklaşık 2,5 yıldır değerli hocam, 2 yıldır, 2,5 yıldır öyle şeyler duyuyoruz ki hayatın olağan akışıyla ters. Evet. Efendime söyleyeyim. İnsan şöyle düşündüğü zaman kafasında bir yerlere koyamıyor. Mantığın alamayacağı şeylerle maalesef bugün karşı karşıya Ereğli. Yazık. Gerçekten yazık. Ereğli'nin sevdalısıyım diyen, efendime söyleyeyim, Ereğli'nin baldırı çıplak oğluyum diyen, efendime söyleyeyim, yalın ayak çocuğuyum. Yalın ayak çocuğuyum diyen ama bir taraftan da kanunun koyucuya küfreden insanların Ereğli'ye bu zulmü yaşatması. Ben bunu zulüm olarak addediyorum. Kanun koyucu bak, değil ki. Yani ben zulüm olarak addediyorum bunu. Evet. Ereğli'ye bu zulmü yaşatması gerçekten içler acısı. Hı hı. Ve Ereğli'deki siyaset kurumu gelmişinden geçmişine böyle bir vakayla bir daha karşı karşıya kalamaz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Gelmişinden geçmişine Ereğli'nin siyaset kurumu bundan 100 yıl sonrasına da bakarsanız böyle bir vakayla karşı karşıya kalma ihtimali yok. O kadar ciddi. O kadar yani. Ciddi bir vaka. Yani ciddi bir vaka. Yani ben Sayın Başkan'ın 31 Mart yerel seçimleri döneminde vatandaş ziyaretlerinde şu ifadelerini hala hatırlıyorum. Dünkü gibi kulaklarımda. Hüseyin Obrukçu bir meftadır. Bu meftayı ortadan kaldırın. Sayın Başkan, Ereğli halkı sizi mefta olmaktan kurtardı. Siyasi anlamda Ereğli tarihinde hiç kimseye nasip olmayacak bir şekilde size bağımsız olarak Ereğli'nin şehri emini olma sıfatına bir kez daha layık gördü. Lütfen şu layık görüldüğünüz sıfatı ayaklar altına almayın lütfen. Şimdi ya bu Ereğli Belediyesi'nde çalışan işçiler mi hatalı? Efendime söyleyeyim, bunları önüne verileri koyan müdürler mi hatalı? Yoksa matbaa mı hatalı? Efendime söyleyeyim, bunları basımından önce yani şunu kontrol edersiniz değil mi? Yani şimdi Ereğli Belediyesi gibi bir kurumdan bahsediyoruz. İsmi Türkiye'ye mal olmuş bir Ereğli Belediyesi'nden bahsediyoruz. Hı hı. Değerli hocam. 2022 yılı performans raporu diyor. Ya siz bunu belediye meclis üyelerinin önüne koyuyorsunuz. Buradaki performans programını 2022 yılındaki burada yazılan birçok şey 2022 yılıyla ilgili bütçeye girmiş şeyler değerli hocam. Yani bak burada yazılan bir öneri, bir görüş şöyle olsun değil. Bu efendime söyleyeyim 2022 yılının bütçesi onaylanmadan Ereğli Belediye Meclisi tarafından belediye meclislerine, meclis üyelerine bir bilgi niteliği taşısın diye hazırlanmış bir rapor bu. Evet. Buradaki raporların hepsi 2022 yılı
Tahmini bütçesine bakın. Gerçekleştirecek projelere ve ayrılacak, efendime söyleyeyim, miktarlara bakın. Bunların hepsini orada görürsünüz. Yani bu alelade bir program değil. Bu meclis üyeleri tarafından onaylanmış ve bütçeye konulmuş bir program. Şimdi çıkacaksınız, bir ayıbınız ortaya çıktı diye. Biz o gözden kaçmış, yanlış yazıldı. Ha gözden kaçmasaydı, biz bunu görmeseydik. Diyoruz ya, Ereğli'nin evlatlarının tüyü bitmedik yetimin hakkını yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapacağız. Her türlü mobbing ne yaparlarsa yapsın biz bunu yapacağız. Bunda kuşku yok. Hangi iftirayı atarlarsa atsınlar. Hangi oyunun içerisinde olurlarsa olsunlar. Hangi meclis üyelerini kullanırlarsa kullansınlar Özcan. Hangi basın mensuplarına, efendime söyleyeyim, düzmece dilekçelere ulaşırlarsa ulaştırsınlar. Hiç fark etmez. Ağzımız kokmuyor. Soğan yemedik. Verilemeyecek bir tek kuruşun hesabı yok. Hepsinin hesabını veririz. Ama burada söz konusu olan bizler değiliz. Ereğli. Ereğli. Ereğli'nin menfaatleri için bir yanacaksa Umut Yaygır, bir Özcan Saraç, bir Erhan Aydoz. Kim olursa olsun yansın kardeşim. Ereğli. Önemli olan Ereğli. Nefsini düşünen hain köpektir ya. Biz nefsimizi düşünmüyoruz. Ben burada bu zulmü niye çekiyorum kardeşim? Kendi menfaatim için mi çekiyorum? Ben Ereğli Belediye Başkanı'nın 2-3 ayda vereceği 2000 lirayla mı karnım doyuyor? Senin öyle mi? Yok. Hiçbirimizin böyle bir derdi yok. Allah'a şükür Ereğli esnafının desteğiyle, STK'ların desteğiyle ekmeğimizi yiyoruz. Şöyle, alnımızın teriyle yiyoruz. Sayın Obrukçu yandaşlık yapana 2 lira, 3 lira vermiş, vermemiş. Kapısında süründürmüş. Bizim hiç umurumuzda değil. Bizim mesele bu değil. Bizim niyetimiz Ereğli'nin menfaatlerinin korunması. Bu menfaatlerin korunması için bırakın kolumuz gövdemiz gitse hiç önemsemeyiz. Gitsin. Şimdi en basiti ya. 800 tane kanatlı hayvan dağıtacakmış. Efendime söyleyeyim 500 bin lira harcayacakmış. Bunu program almışsın Sayın Obrukçu. Eğer hata ne yapıyor bu? Yani hataysa da çıkacak kamuoyuna diyecek ki hata bu haberi için yaptık değil mi? Biz böyle bir hata yapmışız. Böyle bir şey yok. Bizim planımız bu. Efendime söyleyeyim asıl yazılması gereken buydu. Ama biz böyle bir şey yazmışız. Yanlışlık olmuş. Kamuoyundan özür diliyorum. Ya arab eli öpmeyle dudak kararmaz. Yanlış varsa düzelteceksin kardeşim. Kimseye burada konuşturmayacaksın. Ya 800 tane hayvana 500 bin lira ödenecekse, tanesi 625 lira mı dediniz? Siz hesaplamışsınız herhalde. Evet. 625 liraya geliyor arkadaş. Nedir bu yahu? Nedir? Tabi alıştık yani biz Ereğli'nin hakkını, efendime söyleyeyim, dipsiz kuyulara gömmeye alıştık. Şimdi konudan konuya atlayacak gibi oluyor ama değerli hocam, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde MTA'ya devredilen bir AKÜYÜK meselesi var. Madem AKÜYÜ MTA'ya devredecektiniz, başta niye yapmadınız? Neden yapmadınız yani? İlk başta buna ilgili öneri de yapıldı. 2019 yılında AK Parti bunu önerdi. MTA'ya evet, AK Parti belediye meclis üyeleri bunu önerdi. MTA bunu daha ucuz yolla yapıyor dedi, daha uyguna yapıyor dedi. Devletin kurumu devleti zarara uğratmaz. Doğru mu? Yani orada bir şey yoksa adam zaten uğraşmaz. Yani bunu en uygun şekilde yapar. Bir ihtimal de varsa. Ama yok. Ben dedim olacak. Ha, neden? Verilen sözler var. Neye göre diyorsun bunu Umut? Ortada. Yani şimdi tabii ki şu ihale şartname, efendime söyleyeyim, belli bir kalıba göre her şeyi hazırlayabilirsiniz kağıt üzerinde. Ama vicdan üzerinde bunu nasıl ayarlayacaksınız? Bana söyler misiniz? Kağıt üzerinde ayarladık. Vicdanı nasıl ayarlayacağız Sayın Obrukçu? Ya 100.000 kere söyledik. Adana'da adı yolsuzluğa karışmış. O görüntüleri izledik değil mi? Kepçe şöyle kapakları kaldırıyor atıyor. Altında hiçbir şey yok. Bari 2 metre deşeydiniz gözünü seveyim ya. Altında hiçbir şey yok. 2 metre deşeydiniz de adamlar en azından 2 metre deşti deseydik. Kime tekabül ediyor bu? Kimin dönemine tekabül ediyor? Obrukçu. Sayın Obrukçu'nun ASKİ Genel Müdürlüğü dönemine tekabül ediyor. Aynı firma Ereğli. Şimdi o işi kim yapmış? Aldı. Adana'daki Ereğli'yi vuran kuyu. Ya adı yolsuzluğa, arsızlığa. Ya gerçekten bu adam böyle bir şey yapmamış olabilir. Ama
şehri emin sıfatını taşıyan bir ismin adı bu şekilde anılan bir firmaya en uygun fiyatı verse de o işi vermesi doğru değildir. Bunu açıklayamazsınız. Açıklama şansınız yok. Ve sonuç itibariyle gördük. Vurdular çöktü, vurdular çöktü, vurdular çöktü. Ne çöktü bildiğimiz de yok da. Çöktü, 3 milyon 4 milyon lira da para gömüldü. Baktık olmuyor, iş sarpa sarıyor. Şu MTA'ya bir devredelim burayı da bir de MTA'ya baksın. Olacak iş mi? Oraya gömülen seçim döneminde meydanlarda haykırıp Ereğli'yi enerji şehri yapacağım, termal şehri yapacağım diye umudunu çaldığınız insanların umudunu gömdünüz. Sayın Obrukçu oraya. Oraya Ereğli'nin tüyü bitmedik yetimin hakkını gömdünüz. Bu yakışmaz. Olacak iş değil. Kabul edilemez. İçimiz acıyor ya. İçimiz acıyor. Yani benim şahsıma bir şey değil. Senin şahsına bir şey değil. Ereğli adına içimiz acıyor. Bu kabul edilemez değerli hocam. Bunu nasıl tarif ederler bilmiyorum. Her şeyden önce ben Sayın Obrukçu'dan şunu beklerim. Bizi muhatap alsın, almasın hiç önemli değil. Ama önce vicdanları bir rahatlatsın. Önce kendi vicdanını rahatlatacak, sonra kamunun vicdanını rahatlatacak. Orada ne olduysa şeffaf bir şekilde kime ne kadar ödendi, ne yapıldı, kuyu çöktü mü, tutanağı var mı, nedir ne değildir bunu bir bir açıklayacak ve hepimizin vicdanını rahatlatacak. Evet Umut, teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı ulaştırmaya devam edin değerli izleyenler. Programımızı sürdürüyoruz. Yorumlar yapmaya devam ediyoruz. Şunu özellikle belirteyim. Burada bu programda duymuş olduğunuz birçok konuyu başka bir yerde duyamazsınız, bunu ifade edeyim. Şimdi Umut, hani Ereğli Belediyesi'nin birçok ihalesi Adanalı firmalara gidiyor demiştik ya. Şimdi o ihalelerden bir tanesini daha ben paylaşmak istiyorum. Hatta arkadaşlar da eğer görüntüye getirirse çok çok sevinirim. Şimdi 2021 yılının Ağustos ayında 3 yılına yapılan bir ihale var. 21 milyon bedelli ve bir Adana firması, Çukurova firması Ereğli sınırları içinde yer alan muhtelif mahallelerde beton, parke, bordur, oluk, çim taşı yapım. Ne diyeceksin Umut? Hep Adana. Ya şimdi Adana, Mersin, Hatay, İskenderun, Konya, Kayseri, ya bu şehrin, bu ülkenin tüm toprakları bizim hemşehrimiz. Fark etmiyor. Yani burada bir Adana karşıtlığı anlamında değil bizim buradaki anlatmak istediğimiz. Ama daha önce ihale verilen kişiler. Yani şimdi yani sıkıntımız bu. Benim de gelmek istediğim, senin söylediğini ifade etmek açısından söylüyorum ben bunu. Yani memleketi, kökeni, etnik kimliği hiç önemli değil. Burada bir ahbap çavuş ilişkisi var mı yok mu? Ben buna takılıyorum. Anlatabildim mi? Ya bu işleri yapabilecek Adana'dan başka firma yok mu? Ben anlamıyorum ya. Yani kilitli taş üreten bizim Ereğli'mizde de bir firmamız var mesela. Yani bu insanlardan teklif alındı mı? Yani oradan bir teklif aldıysan bu insanlardan bir fiyat araştırması yaptın mı? Yani bunların hepsi insanın kafasında ciddi anlamda soru işareti bırakan şeyler. Ya da neyin sözünü verdik Adana'ya biz? Bir de baktığınız zaman bu firmaların hepsi hep birbirleriyle bağlantılı. Tabii, ASKİ dönemine dek gelen firmalar hep. Yani şimdi alan el yiyen ağız utanır diyoruz ya. Yani bunun bir bedelini, bir diyetini mi ödüyoruz biz Adana'ya? Yani ben buna anlam veremiyorum. Ya bu ülkede bu işleri yapabilecek başka hiç mi bir firma yok? Ya da o insanlar giremiyor. Yani bunlar tabii ki ciddi anlamda araştırılmalı. Bu ihalelerin şartnamelerine bakılmalı. Girenlere bakılmalı. Teklif verenlere bakılmalı. Ya da kişiye özel bir şartname mi var? Ona bakılmalı. Anlatabildim mi? Yani bunlar Özcan, sinek ufak mide bulandırır derler ya. Gerçekten, gerçi bu sinek artık çok büyüdü de midemiz bulanıyor. Hoş şeyler değil ya. Biraz şöyle biraz sirkelenmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Yani ben yıllarca
siyasette isminden söz ettirmiş bir ismin, efendime söyleyeyim, bu tür olaylarla anılıyor olmasının çok acı olduğunu düşünüyorum. Çok acı. Şimdi Umut, bir de bir konu var. Bir vatandaş dikkat çekiyor. Yani aslında bizim de gözümüzden kaçmadı. Daha önce muhtarlara spa demişti. Hatta pardon, meclis Meclis üyeleri üyelerine. güdülecek spa Sıpa değil. değil demişti. Geçen gün bir radyo programında çıktı. Muhtarlardan konu açıldı. Bir cümle kullandı. Dangalaklar. Dangalak dedi hatırlarsan. Birkaç kişi hariç sevmiyorum falan Evet, feşman dedi. Evet. dangalak kelimesini kullandı. Onun öncesinde işte böyle geçmişe gidiyorsunuz. O obrukçu hakkında hazırlanan iddianamede Ereğli'ye, hatta işte eski vekil de ekranlardan işte Ereğli'yi nokta 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 bilmem diye duyurmuştu ya. Hüseyin Obrukçu'nun da bu şekildeki tavırları, bu şekildeki kötü sözleri, yani bunlar da böyle çok mide bulandırıcı durumlar değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten insanın doğasında bunlar varsa ne yaparsanız yapın şey yapamazsınız, engel olamazsınız. Tabii ki bunlar da vuku buluyor yani böyle gün yüzüne çıkıyor. Siz istemediğiniz anda onu bir şekilde yansıtıyorsunuz ve ortaya çıkıyor. Tabii bir belediye başkanlığı sıfatında olan, makamında olan bir isme, efendime söyleyeyim, ya da siyasi anlamda bir yere olan isme bunlar yakışmıyor. Hoş değil. Peki, programımızın da artık sonuna geldik. Evet. Neler ekleyeceksin? Ben Ereğli'nin adil bir şekilde yönetilmesini istiyorum. Adil bir şekilde, temiz bir şekilde, temiz siyaset yapan isimlerle yönetilmesini istiyorum. Ereğli adına bunları konuşmak, emin ol, bizler için bir zul. Bizim de hoşumuza gitmiyor bu tür şeyleri konuşmak ama maalesef ki konuşmadığınız zaman da bazı şeylerin önü alınmıyor. Mesela en basiti şu kanatlı hayvan meselesi. Bunu biz ifade etmeseydik belki bu farklı bir şekilde Ereğli'nin cebinden çıkacaktı. Yani bu tür konuları konuşmasak da maalesef ki bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Değerli Evet. Özcan, Dinliyorum. adalet, vicdan ve muhasebe. Adalet, vicdan ve muhasebe. Muhasebe kişinin kendi vicdanıyla muhasebe. Adalet de vicdana göre adalet. Herkesin adaleti, terazisi vicdanıdır. Önce orada her şeyi dengeye oturtacak ve ondan sonra yapacağı her bir eylemde o dengeyi göz önünde, denklemi onu göz önüne alarak hayatına devam edecek ve yaptığı faaliyetleri ona göre gerçekleştirecek. Benim en büyük tavsiyem bu. Ereğli her şeyin en güzeline, en özeline, en iyisine layık. Evet. En özeline, en iyisine layık. Kavgadan uzak duralım. Kişisel, efendime söyleyeyim, kişilerle uğraşmaktan uzak duralım. Ben siyasiler arasında diyorum bunu. Ankara'da Ereğli'yi temsil eden değerli bir isim var. Her ne kadar uzun yıllar bunun kıymetini bilmediysek de bundan sonraki süreçte Ereğli'ye onu kazandıralım. Onun getireceği hizmetleri Ereğli'ye kazandıralım. Ereğli sahipsiz değil, sesimizi duyuracağımız isimler var. Ereğli'nin sesini merkezi hükümete duyuracak çok değerli isimler var. Bu insanlar kazanmasını bilelim ve hep birlikte el ele Ereğli için nefsaniden uzak, kişisel heva ve heveslerden uzak, Ereğli için bir taşın üzerine bir taş daha koymanın çaba ve gayretini gösterme hassasiyetini hep birlikte gösterelim diyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Gerçekleri söylemeye, doğruları konuşmaya devam edeceğiz efendim bu platformdan. Peki, programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.